Bir de Yeniden Refah'tan bir açıklama geldi. Önemli. Yani Millet İttifakı'nda artık böyle tek başına seçime girme açıklamaları çok daha netleşirken, Cumhur İttifakı'nda da bilinen net şey şuydu: MHP ve AK Parti evet işbirliği yapacak. Özellikle illerde AK Parti'nin adaylarının, ilçelerde bazı ilçelerde MHP'nin adaylarının olabileceği de konuşuluyor. Yani Erdoğan ve Bahçeli bunun üzerine anlaşmış olabilir denmekte. Peki Yeniden Refah? Yani bir önceki seçimde işbirliği vardı. Cumhur İttifakı'nda bu siyasi partinin ve milletvekillerini de soktular meclise, biliyorsunuz. Şimdi 31 Mart 2024 seçimlerine kendi logolarıyla, kendi adaylarıyla gireceğini açıkladı Yeniden Refah Partisi. Hani bizim aldığımız bilgilere göre zaten aslına bakarsanız Cumhur İttifakı'ndan, AK Parti'den, Erdoğan'dan Yeniden Refah'a bir görüşme teklifi, birlikte seçime girelim teklifi de yok. Olsa bile belli adreslerde sadece olabilir yorumları yapılmaktaydı. Şimdi gelin dinleyelim Yeniden Refah Partisi Seçim İşleri Başkanı Cengiz Zorun açıklamasını. Belediyeler altyapıdan sağlık ve temizlik faaliyetlerine, doğumdan ölüme, sokaktan çarşı pazara kadar hayatın her aşamasında insanımıza yardımcı olur. Çarpık ve çürük betonlaşma, tıkanan ulaşım, hayat pahalılığı, çevreye duyarsızlık, kültürel çoraklık, sosyal bozulma arasında bunalım geçiren insanlarımızın Yeniden Refah Belediyeciliğine olan ihtiyacı zaruret ölçüsünde hayati bir meseledir. Bütün teşkilatımız bu an itibariyle seçime hazırdır. Büyükşehir başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe ve 394 beldede Yeniden Refah Partimiz kendi logosu ve kendi adaylarıyla seçime girecektir.